Merhabalar sevgili izleyiciler. Bu kez Dünya'nın raporuyla biz Azerbaycan'dan karşınızdayız. Bakü'ye geldik. Neden aslında buradayız? Biraz ondan bahsedelim. Malum 24 Nisan'a yaklaştıkça zaman işte Ermeni iddiaları gündeme gelir ve Türkiye üzerindeki baskılar her sene olduğu gibi yine artar. Yine bu iddialar temcit pilavı gibi Türkiye'nin önüne sürülür. Ve tabii Amerika Birleşik Devletleri'nde başkan ne diyecek? İşte buna bir katliam mı denilecek, soykırım mı diyecek, nasıl bir konuşma yapılacak? Her sene mutlaka bu tür haberleri yaparız. Biz bu sene bir farklılık yapmak istedik. Ne yaptık? Geldik Bakü'ye. Çünkü esas soykırımı yaşamış olanların anlatmasını istedik. Bu nedir diye, neler yaşanmış diye. Çünkü dünya evet bir yandan Ermeni soykırımı iddialarını Türkiye'ye kabul ettirmeye çalışıyor belki ama bir yandan hiçbirinin kabul etmediği, göremediği gerçekler yaşandı Azerbaycan'da. Biz o yüzden geldik bunu konuşmak istedik konuklarımızla. Çok değerli konuklarım var. Yine bizim ekranlarımızdan da, Bengütürk ekranlarından da zaten tanıdığınız bir isim Sabir Rüstemanlı. Aynı zamanda milletvekili ve Azerbaycan'ın milli şairi. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Hoş geldiniz. Ben de teşekkür ediyorum. Siz de Bakü'ye hoş geldiniz. Bengütürk'ü burada selamlamaktan mutluyum. Çok teşekkürler. Ve Profesör Doktor Cemil Hesendi. Hocam da tarih profesörü. Belki de en çok konuşması gereken tarih profesörleri ama ne yazık ki siyasetçiler daha çok konuşuyorlar galiba bu konuda değil mi? Öyle. Bugün çalışalım. Cemil Bey daha çok konuştu. Yok, hayır sözüm size değil. Yani kime olduğunu anlaşılmıştır bu Ermeni iddiaları ile ilgili. Şimdi o halde şöyle başlayayım. Şimdi Ermeni iddiaları çok konuşuluyor. Her sene bu zamanlarda evet gündeme geliyor. Ama işte Azerbaycan'da yaşananlar en yakın geçmişe baktığımızda 92 yılında yaşanan Hocalı soykırımı. Dünyanın gözünü kulağını tıkadığı bir an, bir durum. Öncelikle size soralım. Bir de tabii duygusal yönünüz de var, şair yönünüz de var. Nasıl hissediyor Azerbaycan halkı kendini böyle bir durumda? Dünya ona gözünü kulağını kapatmışken neler düşünüyor, neler hissediyor? Çok ilginç soru. Çünkü ben bu açıdan biraz eleştirici bir yönle yaklaşmak istiyorum. Türklerin, Azerbaycanlıların maalesef bir hafıza sorunu var. Hı. Biz her şeyi çok tez unutan milletiz. Yani biraz kötü, iyi niyetliyiz galiba. Kötü şeyleri çok tez unutarız. Çünkü biz mağlubiyet, soykırımı, bizim psikolojimizde böyle bir şey yok. Hı hı. Bu Ermenilerin öz, kendi acılarını fetişleştirip, bite çevirip, bütün dünyaya ağlamaları, bizi kırdılar, bizi mahvettiler, böyle bir sorunları var. Bizim millet maalesef bu şeyi kabul etmiyor ama aslında son 150 yıl içinde özellikle Rusya Rus-Türk savaşlarından sonra 1877-78'den sonra Türkiye'de başlanan olaylar bunun dalınca Ermenilerin Batı ülkelerinin etkisi altında örgütlenmesi, hı hı. Anadolu'da ve Türkiye'de Azerbaycan'da başlanan Ermeni harekatları, Rusya'nın Rusya ile beraber Ermenilerin Birinci Dünya Savaşı'nda Anadolu'da savaşa katılmaları, bunun da ardından onların Azerbaycan'a dönerek orada savaşmış, Muş'ta, Bitlis'te, Van'da Türklere divan tutmuş. Hı hı. Minlerle, on minlerle, belki yüz minlerle Türk'ü gaddarcasını, vehşicesini öldürmüş. Diyek ki Amazasplar, Andranikler sonra gelip aynı işi Bakı'da da devam ettirdiler. O açıdan yani Anadolu'da Anadolu olaylarıyla Azerbaycan olaylarını ayırmak olmaz. Hı hı. Ve bunun sonu 150 yıl devam eden bir Türk düşmançılığının sonu Hocalı soykırımıydı. Hı. Ama bu sondu. Bundan önce de bundan hiç de küçük olmayan soykırımları Türklere karşı yapılmış. Biz nedense bu sonuncunu iyi biliyoruz ama evvelkileri teessüf ki unuttuk. Hı hı. Bence biz bu 150 yıl içinde Türklere karşı yapılmış ve dünya büyük güçlerinin etkisiyle yapılmış bu olayları tövlüçte bir yerde almalıyız. Türkiye'de, Azerbaycan'da
Güney Kafkasya'da ve Anadolu'da bunlara bir gözle, aynı bir bakımdan, aynı yönden bakmalıyız. Çünkü yalnız o cür bakanda bunun arkasında hangi güclerin dayandığı, Türkiye'ni, Osmanlı'nı o zaman mahvetmek, bugün de Karabağ olayını unutturmak ve Türk dünyasını parçalamak, böyle bir hedefi hedefi göz önüne alan güclerin o zaman politikasını daha iyi anlamış olabiliriz. Ve bence bu işlerde bizim çok Azerbaycan'da ve dünyada tanınan tarih uzmanımız Cemil Bey bunun üzerine kitaplar yazmış ve o bu işleri çok güzel biliyor. Peki o zaman Cemil hocamıza dönelim. Şimdi Azerbaycan baktığımızda sürekli bir mücadele hali var. Sürekli bir soykırım yaşanmış, bir katledilmiş halk var. Zaman zaman da baş kaldırabilmiş de bir ulus. Ama neden Azerbaycan? Yani jeopolitik konumundan dolayı mı bu acıları yaşıyor? Yoksa işte doğu ile batı arasında bir koridor. Ama sürekli de bir ateş çemberi haline almış. Sadece buna indirgemek doğru mu? Sadece bu mudur nedeni ya da başka nedenleri var mıydı? Elbette. Azerbaycan'ın en büyük nedeni Türk olmasıdır. Stratejik durumdan da, batı doğu arasında köprü olmaktan da daha öncesi Türk olmasıdır. Ve eğer biz Türklere karşı yapılmış soykırımlara dikkat etirsek, aynısıyla o şeyler ki Türkiye'de olmuş, 19. yüzyılın sonlarında tekrar olunmuş 20. yüzyılın evvellerinde, başlarında, 1906 yılında mesela Bakı olaylarında ya biraz sonra Birinci Dünya Savaşı illerinde Doğu Anadolu'da baş veren olaylar ve Doğu Anadolu'da töredilen katliamları töredenler küçük istisnalarla hepsi geldi Azerbaycan'a. Kafkas Türklerine karşı hemen olayları törettiler, hemen katliamları törettiler ve eğer biz tarihe genel olarak bakarıksa 100 yıl zaman erzinde insanların katledilme metodlarında çocukların süngüye geçirilmesiyle, kadınların karınlarının yırtılıp orada doğum ərəfəsində olan çocukların çıxardılıb katledilməsinə 100 il ərzində baxsaq, Hocalı bunun sonuncu bir olayıdır. Ve 1915-16 illərdə Türk indi həmin bəlgələrlə biz tanış olduqca görürük ki aynısı orada da yapılmış. 1918-ci ilin mart günlərində aynısı Bakıdə də yapılmış. İnsanlar diri-diri yanan yakan ateşin içərisinə atılmış. Divara mıxlanmış. Ondan sonra süngülər başına keçirilmiş insanlar diriyken ya öldürülmüş insanın cəsədləri üzərində cəza işgəncə yapılmış. Bilirsiniz, bu dünya üçün böyük təhlükədir. Ben yalnız Türklər üçün demirəm. Bir xalq, bir millət kendi içində əgər bu hisləri yaşadırsa bu dünya için büyük tehlikedir. Biz mesela uzun zaman deyirdiler dünya büyük bir kültür esrin keçdi. Ama Balkanlarda ve Qarabağda baş veren, ondan evvel Ermenistan'da yaşayan Türk ehalisine karşı baş verenler gösterdi ki o kültür yüzeli bir görüntü üçündü. İnsanların içerisinde olan insana nifret ve onu daha əzablı formada öldürməklə kendi isteklerine nail olmak cəhdləri insanların içerisinde var. Ve ona göre de ben bir tarihçi olarak öyle düşünüyorum ki bu katliamları bir-birinden ayırmak lazım değil. Bunlar hepsi bir-birinin
devamıdır. İstər 15-16-cı illərdə Şərqi Anadolu'da, Doğu Anadolu'da olanlar, istər 1918-ci ildə Bakıda olanlar və Bakı çevrəsində olanlar, istər 1988-ci ildən başlayaraq Ermənistandakı türklərə qarşı törədilənlər və 90-lı illərin əvvəllərindən Qarabağda törədilən vəhşiliklər hepsi eyni bir tarihin ayrı-ayrı sayfalarıdır. Və bu hepsi konudan, bir-birinə bağlı. Evet, nasıl oldu ki, məsələn, ötən yüzyılın 30-lu, 40-lı, 50-li illərində bu soyqırım, erməni soyqırımı heç kəsin yadına düşmürdü. Amma zaman etibarilə biz ona da cəmiyyətlər, devletler ona daha kısa bir tarixi zaman ayrılmışdılar. Amma üstündən bir 80 il keçəndən sonra dünyada bir maraq oyandı. Buna qayıtmağa, buna dönməyə. Bilirsiniz, İtaliyanın bir başbakanı var idi, Francesco Nitti. Onun gözəl bir kitabı var idi və o kitabda yazırdı ki, Türklər kültürlü bir xalqdır və çox dözümlü bir xalqdır. Onların bədbəxtçiliyi ondadır ki, sələmçi xalqların əhatəsində yaşırlar. Və bu sələmçi xalqlar həmişə onları aldatmağa çalışır. Türklər aldandığın görəndə onu aldadanı cəzalandırmaq istəyir. Onda Avropa qışqırır ki, ay aman qoymayın, vəhşi türklər. Hristiyanları hemen bir etiket yapıştırıyorlar. Evet. Türkler vahşi barbar diye. O Francesco Nitti onu da yazır ki Ermeni demeli ne zaman ki Türkiye'ni cezalandırmak lazım gelir onda bu Ermeni kartı atılır ortalığa. Yıllardır da o kart gördük oynanıyor. 90'lı yıllarda acaba həmin devletler 30'lu yıllarda bunu niye etmirdiler? Ya 50'li yıllarda niye etmirdiler? Eğer bu soyqırım iddiaları tarix acısından Türkiye'ye karşı yönelibse, zaman acısından, çağdaşlıq baxımından Azerbaycan'a karşı yönelib. Çünkü Azerbaycan topraklarını işgal edən, saldırganlıq yapan Erməniyə bir məzlum erməni donu geyindirmək lazım idi. Dünya kamuoyunda əzilmiş, kırılmış, katledilmiş bir erməni obrazı yaratmaq lazım idi ki, bu saldırganlığa bəraət qazandırılsın. Bu Xocalıda törədilənlərə bəraət qazandırılsın. Evet. Ona görə benim kendi yanaşmam belədir ki, İstər Türkiye, istər Azerbaycan. Bu konuda aynı hədəfə vurmalıdır. Aynı birlikte yolu olmalı. Getməlidir. Koordine edilmiş bir propaganda yapmalıdır. Və bizim bütün ermənilər tarixi çəkişmələrdən qaçarlar. Çünki tarixdəki bəlgələr hepsi bizim xeyrimizədir. Ama işte onlar tarihi... heç zaman istemezler ki otursunlar bir masa arkasında tartışsınlar ve bir tarihi hakikati yüze çıkarsınlar. Bilimsel iddialar değil aslında bakarsak o zaman yani söylenmiş. Onlar Alfaki... buna artık bir politik hadise kimi yanaşır. Tarih konusundan bunu çıkartıp bir politika konusuna yöneldikler. O şekilde kullanıyorlar.